Polis Avro Cephesi'nin Avrupa temsilcisi Sayın Muhammed Sidati ile birlikteyiz. Moritanya sınırında Gergerat mevkiinde tırmanan gerginliğe şahit oluyoruz. BM'nin yeni genel sekreteri bu tartışmalı bölgeden iki tarafında çekilmesini istedi ve durum sakinleşti. Polis Avro Cephesi ve FAS arasında yeni bir hesaplaşmadan bahsedebilir miyiz? Fas savunma duvarının ötesine geçerek Gergerat'taki ateşkes kararını ihlal etti. Gerginlik genel anlamda had safhada ve bu durum asıl problem olan Batı Sahra'nın statüsü konusunu gölgede bırakmamalı. Polis Avro Cephesi'nin yeni lideri İbrahim Gali tüm seçeneklere açık olduğunu söyledi. Hangi opsiyonlardan bahsediyor? Sahrawi halkının hayal kırıklığından bahsettik. Başkan Gali, barışçıl yola öncelik verilmesi için ısrarcı oldu. Avrupa üzerinde büyük etkileri olan başka bir hesaplaşmadan bahsedelim. Avrupa Adalet Divanı geçen Aralık ayında Fas ve Avrupa Birliği arasında imzalanan ortaklık ve serbestlik anlaşmalarının Sahrawi halkının rızası olmadan Batı Sahra'ya uygulanamayacağına hükmetti. Bu hükmün Polis Avro Cephesi için ne tür sonuçları olur? Avrupa'ya mesajımız şu yönde. Bu hukuki karara saygı gösterilmesini istiyoruz. Bir yandan Fas ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşmanın Batı Sahra'ya uygulanamayacağı konusunda hemfikiriz. Zira Adalet Divanı bölgenin ayrı ve farklı bir statüye sahip olduğunu belirtiyor. Diğer yandan da Sahra halkının temsilcisinin Plazoria cephesi olduğunu da biliyoruz. Por otro lado, el representante del pueblo saharaui es el Frente Polisario. Polisario cephesinin kendi rızası olmadan Batı Sahra'da iş yapan herhangi bir şirkete dava açma niyeti var mı? Tazminat isteyecek misiniz? Geçmişin geçmişte kaldığını söyledik. Fakat Batı Sahra'daki doğal kaynakların ve farklı zenginliklerin sömürülmesinde ortak rol oynayan farklı aktörler görüyoruz. Bu durumda mahkemeye gitmeye hazırız. Bizim özellikle istediğimiz Avrupa'nın ve Avrupalı şirketlerin kanun ve kurallara uyması. Aksi halde bizim silahımız Adalet Divanı olacaktır. Son soru. Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar Avrupa'yı endişelendiriyor. Örneğin Avrupa Diplomasisi'nin hukuk bölümü başkanları barış sürecine zarar vermeden Batı Sahra'yı Fas ile yapılan balıkçılık üzerine anlaşmalara dahil etmek için çözüm arayışı içerisine girdiler. Bu anlaşma da diğer anlaşmalar gibi Batı Sahra'ya uygulanamaz. Avrupa Birliği'nin Batı Sahra'da çıkarları varsa şayet pazarlık etmeleri gereken Polisario cephesi olmalıdır. Sayın Sadi, teşekkürler. Polisario cephesi bu görüşte. Peki Faslı yöneticiler ne düşünüyor? Merak edenler bizi izlemeye devam edin.